Herkese yeniden merhaba. Bir süredir video paylaşamıyorum. Aslında hem işlerin yoğunluğu hem de birkaç seyahat yüzünden çok fazla oturup kameranın karşısına geçecek zamanım olmadı. Ben de onun acısını çıkartmak için bir Haziran favorileri videosu hazırlamak istedim. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur birkaç günlüğüne Milano'daydım. Milano'da erkek moda haftasını takip etmek üzere böyle işte etkinliklere koşturdum. Hepsini hem kendi hesabımda hem de El Türkiye'nin sosyal medya hesaplarında paylaştım. Milano Moda Haftası'nda izlediğim Dolce & Gabbana İlkbahar Yaz 2018 koleksiyonu Haziran favorilerim arasında. Şimdiden önümüzdeki yazı konuşmaya başladık. Ben işte Prada, Fendi, Armani gibi pek çok markanın defilesini izledim. Dolce & Gabbana'yı da defilede izlemedim. Ertesi gün koleksiyona yakından bakmak için markanın genel merkezine gittim. Dolce & Gabbana İlkbahar Yaz 2018 koleksiyonu iskambil kağıtlarından esinlenerek hazırlanmıştı. Çok fazla desen, çok fazla renk vardı. İşte ayakkabılarda, çantalarda, gömleklerde birbirinden farklı desenler üst üste kullanılmıştı. Ben birkaç tane fotoğrafı zaten böyle buralara koyacağım. Kendi çektiğim fotoğrafları sizinle paylaşacağım. Koleksiyonun aslında başlığı King of Hearts. Yani Türkçesi Kupa Kralı. Ama bir yandan da baktığınız zaman Gönüllerin Kralı diye geçiyor. Orada da bir hani Dolce & Gabbana erkeğini bütün kadınların gönlünün kralı yapma durumu olmuş. Bu Kupa Kralı'ndan yola çıkan koleksiyona tabii ki pek çok ceketin, işte ayakkabının, çantanın üzerinde bir K harfi ve bir kalp işareti vardı. Ben fazlasıyla üzerime alındım bu koleksiyonu. Kendilerine de bir Instagram'dan fotoğraf paylaşarak teşekkür ettim üzerime alındığım için. Umarım önümüzdeki sene ben de o koleksiyondan bir parçayı kullanıp sizinle paylaşabilirim. Milano'daki bir başka favorim de God Save the Food adlı çok güzel bir kafe, restoran. Aslında Milano'ya eğer gittiyseniz mutlaka işte ziyaret edilmesi gerekenler listelerini görüyorsunuzdur. Bizim için de şöyle bir özelliği var o mekanın. Böyle iki defile arasında hızlıca gidebileceğimiz ve aslında moda dünyasında sevdiğimiz, takip ettiğimiz herkesi yakından görebileceğimiz bir küçük kafe. Eğer sizin de bir gün yolunuz Milano'ya düşerse siz de lütfen not alın. Çok leziz yemekleri olan, kendine has böyle özellikle tabakları meşhur olan bu kafeyi mutlaka mutlaka ziyaret edin. Bir diğer favorim de yine Milano kaynaklı aslında. Milano'dan çıkıp dünyaya yayılmış bir ayakkabı markası Alberto Guardiani. Bu yaz sanırım ayağımdan çıkartmayacağım. Yaz boyunca kullanacağım bu ayakkabılar. Haziran favorim. Deri olduğu için ve böyle çok yumuşak olduğu için biraz oradan bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Ben fotoğraflarda kullanmaya başladım. Beyaz altı böyle kobalt mavi diyebileceğim bir rengi var. Üzerinde bir örgü var. Bu örgü yanlara doğru devam ediyor. İşte böyle hasır diyeceğim ama böyle çok örgü iplikleri var. Çok şık duruyor. Bu yazda bol bol ayağımda göreceğiniz için şimdiden favorilerim arasına koymak istedim. Yine elimde telefon gördüğünüze göre anlayabilirsiniz ki Haziran ayında bir oyun favorim de var. Battle Bay adlı bir oyun. Şimdi size oyunu açmaya çalışıyorum bir yandan. Battle Bay adlı bu oyunda profilinizi oluşturuyorsunuz. Farklı teknelerden kendinize uygun olanı seçiyorsunuz. Üzerine çeşitli silahlar ekliyorsunuz. İşte koruma kalkanları ekliyorsunuz. Belli özellikler ekliyorsunuz. Oyunu oynadıkça bu özelliklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Oyunu tek başınıza oynamıyorsunuz. Haritada sizin puan durumunuza ve sizin yeteneklerinize yakın kimler varsa otomatik olarak gruplandırılıyor. 5'e 5 iki grup halinde birbirinize karşı yarışıyorsunuz. Yurtdışından bir sürü insanla aslında aynı oyunda bir arada rekabet ediyorsunuz. Gece gündüz oynuyorum çünkü böyle her gün oynadıkça farklı puanlar kazanıyorsunuz ve üzerine ekliyorsunuz. Buradaki işte karakteriniz gelişiyor, farklı özellikler ekleniyor. O yüzden çok bağlayıcı, sürükleyici bir oyun. Eğer oynarsanız beni de burada arkadaş olarak eklemeyi unutmayın. Haziran ayının bir diğer favorisi Fitologist 15 adlı şampuan. Sizinle daha önce Fito ürünlerini paylaşmıştım. Fito Fener adlı saç ve tırnak için destek olan bir hap kullanıyorum ben. Onun yanında Haziran ayında da Fitologist 15 adlı bu şampuanı kullanmaya başladım. Fitologist 15 bütün saç tiplerine uygulanan ve saç kaybını engellemeye yardımcı olan saçlarınıza enerji veren bir şampuanmış. Yani adından öte bir zaten çok güzel kokuyor. İki kullandıktan sonra da gerçekten farklı hissetmeye başladım. O yüzden Haziran favorilerim arasında yer alıyor. Bu ay bir diğer favorim de Nespresso'dan geldi. Böyle görebildiğinizi tahmin ediyorum. Şimdi birlikte açacağız hatta. Nespresso yaz için buzlu kahveler hazırlayabilmemiz için yeni kapsüller çıkartmış.
Bunu yine Milano, yani yine Milano diyeceğim ama Milano'dayken denemiştim. Nespresso butiklerine gittiğiniz zaman istediğiniz kahveyi deneyebiliyorsunuz. Orada size nasıl hazırlamanız gerektiğini öğretiyorlar, gösteriyorlar. Ben de buzlu servis edilen bu kahveleri denemiştim. Ben tabii bir kahve manyağı olduğum için farklı farklı böyle birden çok paket aldım gelirken. Bu gördüğünüz yeni iki kahve aromasının olduğu ikili paket. Eğer yeni bir tat denemek isterseniz almanızı önerdiğim bu ikili paket. İçinde hem Intenso hem Leggero adlı iki ayrı aroması var. Bir tanesi biraz daha böyle yoğun tahıl notalarıyla kavrulmuş diyor. Bir tanesi de hafif ve limonumsu notalarla meyvemsi demiş. Yani bir tanesi biraz daha hafif, bir tanesi biraz daha yoğun tadı olan bir kahve. Normal kahve makinenizde kahvenizi hazırlıyorsunuz. Daha önceden buzluğa koyduğunuz böyle soğuk bir bardağa sıcak kahveyi döküyorsunuz. Üzerine buz ekliyorsunuz. O buz ve bardak sayesinde kahveniz hemen soğuyor. Böylece bir soğuk tarif elde etmiş oluyorsunuz. Tabii ki eğer biraz daha ilgiliyseniz işte süt köpürtmek veya başka şeyler eklemek gibi havalı şeyler yapabilirsiniz. Ben sadece hani makineye basıp kahve içen bir insan olarak buzun üzerine ekleyip soğuk içmeyi tercih edeceğim gibi duruyor. Bu ay bir diğer bakım önerim de Malton Brown'un el kremi. Aslında olmuyor yani işte. Malton Brown el kremi. Bunun açıklamasını aşağıya kutuya yazacağım. Armut ve yaban balı gibi bir adı var. Çok güzel kokuyor gerçekten. Bir el kremi. Malton Brown ürünlerini biliyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten çok kaliteli ve uzun süre kullanabileceğiniz ürünler. Ben de bunun kokusunu çok seviyorum. Tabii hani kullandıktan sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Hemen işte telefona sarılıp bir şeyler yapamıyorsunuz. O da bir bakıma aslında mola bizim için. O yüzden gün içinde mutlaka kullandığım bu kremi de Haziran favorilerine ekledim. Bu ay keşfettiğim için gerçekten çok mutlu olduğum bir mekanı paylaşacağım sizinle. Misk İstanbul. Aslında çok yeni açılan bir mekan. Biz gittiğimizde henüz 3 hafta önce açılmıştı. Ama Instagram'da o kadar çok fotoğrafını gördüm ki gerçekten böyle bir cumartesi günü kalktım, plan yaptım. Reşit Paşa'da, biliyorum biliyor musunuz, Sinema Park'ın karşısındaki böyle bir mahalle gibi Emirgan'a inerken böyle arada hiç beklemediğim bir yerde buldum burayı. Aslında bir çiçekçi ama bir yandan bir kafe, bir kahve dükkanı, bir buluşma alanı bir şekilde. İçeride gerçekten birbirinden güzel çiçekler var. Bunlardan farklı aranjmanlar yapıp alabiliyorsunuz veya içerideki atölyelere katılabiliyorsunuz. Bir de tabii ki böyle çok leziz tatlılar, atıştırmalıklar servis eden bir kafe kısmı var. İçerisi gerçekten Instagram'lık. Ben hani böyle 3-4 tane fotoğraf paylaştım. Hatta yakın zamanda bir daha gidip yeni yeni fotoğraflar çekmek için sabırsızlanıyorum. Beni tanıyanlar güneş gözlüğü konusunda ne kadar takıntılı olduğumu biliyorlardır. Bu ay yeni bir güneş gözlüğü kullandım. Haziran ayında onu sizinle tanıştırmak istedim. Şu anda tabii aynalı olduğu için muhtemelen arkadaki her şey yansıyor ama yine de takacağım. Bu Armani'ye ait bir güneş gözlüğü. Geometrik formu, bu ortada işte herhangi bir parçası olmaması benim çok hoşuma gitti. Milano'da kullanmaya başladım. Burada da birkaç kere taktım. Tabii camları aynalı olduğu için böyle çok çabuk parmak izi falan çıkıyor. O yüzden sürekli işte elimde bezler gezip bunu temizliyorum. Asla zaten çantaya falan atmıyorum. Kendi kılıfımda böyle gerçekten ağırlığıyla taşıyorum. Yaz sezonuna ait bir gözlük. Eğer siz de bu gözlüğü veya benzeri bir gözlüğü edinmek isterseniz Sinema Park Armani mağazası içerisinde vardı bu. Oradan alabilirsiniz. Haziran favorileri videom burada sona erdi. Videoda Milano'dan, İstanbul'dan, hatta sanal dünyadan favorilerimi sizinle paylaştım. Umarım paylaştıklarımı beğenmişsinizdir. Hepsinin bilgilerini aşağıya kutuya yazacağım. Sizin de arada favoriniz olabilecek, beğendiğiniz, hadi belki beğenmediğiniz şeyler olduysa lütfen yorumlarınızı yazın. Eğer bu videoda sizinle paylaştığım favorilerimden herhangi birini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, daha sonra paylaşacağım farklı konulardaki videolar için takipte kalmak için abone olmayı ve tabii ki arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.